Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Köftenin Distopyası 2'nin 14. bölümüne hoş geldiniz ve şuraya azıcık çalışmaya başladım. Burası ne olacak diye soracak olursanız, oyun tabii yeni açıldığı için şu arkadaşların çalışma alanı, yani sırf eğlencesine biraz ve şurası çiftlik. Evet, neticede bir çiftliğe ihtiyacım var. Evet, devam edelim. Şuraya ilginç bir planım var. Ayrıca şurayı da azıcık kazmaya başladım ve burası ağaç çiftliği olacak. Ama tam kazmadım daha. Ve gel gelelim bölüm arası yaptığım önemli bir arkadaşa. Şu Scepter. Scepter'ların wandlardan ufak bir farkı var. Bu arada bu arkadaşı... Bir saniye. Bulamıyorsunuz. Sadece bunun Silverwood versiyonunu buluyorsunuz. Ancak her wand'ın Scepter versiyonu da var. Şu şekilde yapılıyor. Ve şu arkadaş da gerekiyor. Primal Charm. Şu balans shard'ı nasıl yapıyoruz diye soracak olursanız size hızlıca bir göstereyim. 1, 2, 3, 6. Evet. Bir de Govan. Sizle beraber bir balance chart yapalım. Şuraya bir adet crucible koydum. Ve tabii önce crucible'ın kaynamasını bekleyeceğiz. Bekliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Rastgele şartları atıp 6.sını attığınızda balance chart elinize gelecek. Ve bunu boşaltmak için wand ile sağ tıklayın yeter. Evet, sonrasında da şu taint'i ve cidden şu an oyunun alt bölü içimde kasıyor arada. Oyun daha kendine gelemedi. Neyse. Umarım FPS size yansımıyordur. Evet, gel diyelim. Sen git şuraya. Balance chart bu arada nelerde kullanılıyor diye soracak olursanız. Tonometer yapımında bu da kullanılıyormuş. Sailus Mundus yapımında kullanılıyor ki Sailus Mundus cidden gerekli bir arkadaş. Bunu henüz araştırmadım tabii ki de. Tomic Cake ne işe yarıyordu? Bakalım. Tomic Cake. Tamam. Sarısız bir yemekmiş. Evet, ve şimdi yapacağım şey, iki şey var. Birincisi şu arkadaş. Bunun için bana Mana Steel Nugget lazım. Azıcık. Kolay bir iş. Evet, Mana Steel Nugget'larımız gelsin. Bakalım bu nugget'ların başka bir kullanımı var mı? Yok. Evet. Ve bunun içine şu an Wand'ı atacağım. Çünkü Wand'dakiler önce boşalsın. Şu arkadaştakiler önemli bir şey için gerekli. Ve bunu şu haliye kullanamıyoruz. Bunu Mana Pool'a atıp bu hale getireceğiz. Yani şu an baya baya iki mod arası bir cross mod olayı kullanıyoruz. Ve bir adet Living Wood gel. Ve şuraya ayırdığım, evet, Great Wood Log'lar. Ve size bir arkadaşı tanıtacağım. Şu arkadaş. Şunları, şu bu arada madenler esnasında yerde bulduğunuz bir şey. Bunları buralara yerleştirdim. Bu arada ışıklandırmamın sebebi yarasalar. Ups. Yani normalde görüntü şu. F7'ye bastığınızda baya baya bir şeyler spawn olabiliyor. Ancak Magnum Torch'umuz koruyor. Şuralara nasıl item yerleştiriyoruz diye soracak olursanız direkt sağ tıklıyorsunuz item'la. Şu arkadaşlar
şu kuru kafalar ve şu arkadaşlar tamamen stabilize etmek için. Stabilize nedir diye soracak olursanız, işlem olurken beklemediğimiz sonuçlar çıkmasını engellemek için. Evet. Want. Gel bakalım. Şu arkadaş. Rune of Winter, Rune of Autumn, Rune of Summer, Rune of Spring, Rune of Air, Rune of Earth, Rune of Fire, Rune of Water, Rune of Mana ve Rune of... Mana Diamond. Rune of Diamond diyecektim. Güzel olurdu. Ve şu arkada altta bir şeyler yazıyor. Onlar nedir? Burada 16 tane o şeylerden 3'ü var. Bununla bir alakası olabilir mi? Evet, sanırım olabilir. Evet, bu arkadaş bunları, bunlar aspektler. Tomcraft'ta temel çoğu şey, neredeyse her şey bu aspektlerden oluşuyor, temel aspektlerden. Ve bu Alchemical Furnace'ın olayı o aspektleri bir şeylere bölmek. Ve sanırım yapmam gereken bir şeyi hatırladım. O da Muffler. Özür dilerim. Not block. Tamam. Oops. Redstone ve biraz wool topladım. Fazla wool almışım yanıma. Fazla tıkladım azıcık. Chest değil. Not block. Evet. Sevgili Muffler. Seni nereye koyalım? Seni buraya koyalım. Evimin altına denk gelen kısmın bu olması lazım. Evet, orasıymış. Evet, şimdi burada 30... Ne değilmiş. Neyse, şimdi şunları alalım. Ve şuna tıklayalım. Ardından buna ve buna. Evet. Ve gereken bütün aspektlerimiz hazır. Muffler'ı birazdan yukarıdan alacağım. Ve hazır yukarı çıkmışken o muffler'ı bir alayım. Ondan sonra kalan işlerini halledeyim. Hayır, yanlış şey. Gene yanlış şey. Kanımı boşu boşuna harcıyorum. Şimdi sevgili Wand, gel buraya. Evet. Bir adet. 3, 2, 1. Voila. Gördüğünüz gibi aspektler buradan çekiliyor. Ve şu arkadaşın şu an nelere ihtiyaç duyduğunu şuradan görebiliyorsunuz. Arbor'u istiyor şu an ve Arbor'u tamamlamak üzere. Evet. Victus. Ardından Sensus. Ve en son Herva'yı alacak. Bu arada Victus, Sensus ve Herva için bu arada şu an şu itemleri de almaya başladı. Victus, Sensus ve Herva için en mantıklı seçenekleriniz çiçekler. Hepsinden birer tane veriyor. Bu crafting için en ideali o. 16 tane çiçeği buraya atmanız çok inanılmaz derecede mantıklı bir seçenek. Ve valla. Bu arada şurada yakıt kullanıyor unutmadan. Ve muffler.
Evet. Ve gel bakalım. Tam engellemedi ancak gene de biraz engelledi sayılır. Ve gece olmaya başladığına göre ben birazdan onlardan beslenmeye başlayabilirim. Ve voilà. Ve şimdi işin asıl eğlenceli kısmı. Scepter'ların özelliği bu arada sadece crafting'lerde kullanılabiliyorlar. Ve voilà. Ve bir şey dikkat ettiğinizi çekti mi bilmiyorum ancak çok gayet hızlı bir biçimde şarj olmaya başladı. Ancak bunun da şarjı bitmeye başladı. Bunun anlamı bu neden diye soracak olursanız çünkü bu arkadaş mana kullanarak kendisini şarj ediyor. Evet. Bunun scepter'ını da yapacağım ve beslenelim gene. Oops. Ve oops. Kendi village'daki Iron Golem bana saldırıyor. Harika. Harika. Demek ki villager'ları çok fazla üzmemek gerekiyormuş. Ve harika, Witch Hunter'lar da geldi. Tamam. Böyle bir şey duymuştum ancak yokmuş. Evet, sıra Witch Hunter'larda. Oy, bu şey... Biri Witch Hunter, diğeri Vampire Hunter klas olarak. Huh! Öldüler. Oy. Benim de güzel bir kirpiye çevirdiler. Wooden bolt. Wooden bolt. Silver bolt. Crossbow yapabiliyor muyuz? Evet, crossbow. Yapılabilir. Güzel bir silah alternatifi bence. Bu arada villager'ların canını yakarsanız evet bu oluyor. Ve bu arkadaş da bayağı bir dolmuş. Evet. Şimdi bunu da aradan çıkarttığımıza göre asıl hedefim bu arada şu. Çünkü bunun özelliği bu çok daha hızlı bir biçimde dolduruyor kendini. Ama yalnız manam da bayağı bir içilmiş. Bir saniye. Bu hangi yöndeydi şu an? Yenileri geldi. Evet. Ah, arada böyle Witch Hunter'larla uğraşacağız. Köyde reputation'ımızı azıcık arttırmamız lazım bunun için. Ah, geceymiş. Ama bunu arttırmanın yolları var. Bulaşacağım azıcık. Onlara. Ki onlar için önce azıcık Witcher lazım. O gelen duman ne bilmiyorum. Bir saniye, bu kurt adam mı yoksa? Hemen bir bakayım. Hemen bir bakayım. O Witcher'ın çiçeği var mı elimde?
Wolfsbane yok. Ama Wolfsbane elde etmemiz çok kolay. Şimdi bana biraz Bone Meal. Ve sevgili küreğim. Azıcık Wolfsbane elde edelim. Evet, elde ettik. Bir tane de olsa birkaç tane daha elde edelim. Wolfsbane'ler bu arada arada seed veremeyebiliyor. Onun sebebi ne bilmiyorum. İstemli bir sebep mi yoksa mod geliştiricisinin ufak bir hatası mı? Hiçbir fikrim yok. Ama bazen vermiyorlar. Evet şimdi. Hayır. Diğeri nerede? Arkamdaymış. Evet. Sevgili Witch Hunter'lar. Huh. Yok değilmiş. İlginç. O duman nereden geliyor? Benim Night Vision'ımdan mı geliyor? Yok. Fazla ilginç. Evet, cidden fazla ilginç. Neyse, biraz araştıralım. Kendi evimde saldırıya uğramak pek hoş bir şey değil bu arada. Onu söylemiş miydim? Ve hepsinden 100 visim var şu an. Mana üretimini de azıcık değiştirmem gerekecek çünkü bu mana üretimi açık bir biçimde bana yetmiyor. Yoksa yetmeyecek hiçbir şekilde. Hatta azıcık dolduralım gene. Tamam, şimdi bununla idare ederiz. Ah, gene geldiler. Witch Hunter'lar. Evet. Siz mi şikayet ettiniz la? Aa dur. Bir alternatifimiz var. Sanırım villager'larla trade yapmak. Emerald'larım nerede? Evet. Villager'larla azıcık trade yapalım. Bak şu whistle turner'ı alabilirim senden. Ucuz bir şey ama normalde. Vaulting track. Senden sana hayvan gibi kömür verebilirim. İstemediğin kadar var elimde. Steak alalım senden. Evet, yenilendi. Raw beef. Evet, bundan alışveriş yapmıştık daha önce. Şu içerideki arkadaşlar. Heh, sen.
stoklarını yenilemedi bu. Evet. Bakalım sen... Sen. Bir emerald'a 4 ekmek. Yani neyse. Verelim sana bunu. Evet, sen de bunu yapalım. Evet. Böyle bir angarya yapıyoruz. Villager'larla aramı düzeltmek için. Bundan daha önce alışveriş yapmışım senden. Yapmamışım ancak bu alışverişi yapmam. O kadar da düşmedik. Bakalım şu tarafa. Ne? Hadi bakalım. Rule of bad. Olsun bakalım. Garlic hayır kalsın. Bana garlic satmaya çalışıyor. Wiser Torrent. Evet. Ama bununla daha önce alışveriş yapmışım. Tamam. Bakalım başka. Bunu yapmışım ancak bunu yapabilirim. Cooked fish. Ha, gel sen bakalım. Evet, village'daki adımı biraz temizlemişimdir umarım. Sen. And written book. Evet, o ara sokaklara giremiyorum çünkü güneş var. Evet, sanırım hallettik gibi. Oops. Bakalım evimizde bir saldırıya daha uğrayacak mıyız? Şu hazırda dursun. Yay! Evet. Bu iyi villager krizinde atlatmışızdır diye umarak. Missile Turner. Sen de şurada dur. Şimdi. Yeni wand'ımız var. Bunu nelerde kullanacağız? Tomcraft'ta her şeyde. Şimdi Tomcraft'ta yapmak istediğim önemli bir arkadaş var. Bu. Evet, bu. Basitçe bu çiçeği yapacağım. Bolca. Tabii bu ilerleyen zamanlarda olacak. Çünkü önce tinkli bir arazi bulmam lazım. Bu benim ana hedehüde kaynağım diyelim. Evet. Ana hedehüde kaynağım. Ana mana kaynağım. Basit tabiriyle olacak. Onun dışında planladığım bir mana üretim yolu daha söz konusu ancak... Onu göreceğiz yakında. Evet, şimdi. Geçici bir mana üretimi olarak şu ankileri kullanabilirim ancak başka bir planım daha var. Bunun yanı sıra bu bölüm başka ne yapabilirim onu hiç düşünmedim. Evet. Bir bakalım. Bakınalım. Botanya'dan yapmak istediğim bir şey olabilir şu an.
burada nedir diye soracak olursanız. Buraya niye bakıyorum? Ha. En iyi ayda tabii ki de gözükmez. Kitabım nerede benim? Leksika. Ha, buradaymış Leksika Botanya. Evet. Şimdi. Evet. Şöyle bir arkadaş yapacağız. Bunun için 6 adet Nature Pylon lazım. Başta. Bunun yanı sıra şunu şimdilik. Bu arada buradaki bütün düzenler inanılmaz derecede geçici, ondan haberdar olun. Kitap. Yok, bu gene olmadı. Unvisualize, visualize. Tamamdır. Bu olur. Şimdi. Mana pylonlar. Senden ne kadar var? Bir tane var. 12 tane de mana steel lazım. Evet. Şimdi 1, 2, 4, 5, 6. Tamamdır. Bu iş görür. Evet, ve ardından goldlarımız. On iki. Evet, 6 tane de rastgele çiçek alalım. En çok hangisi var? Altmış üç purple. Bir, iki, üç. Ha, dört tane daha lazım, doğru. Bunu hep unutuyorum. Ha, bu arada size Crucible hakkında göstermediğim önemli bir detay var. Altına bir ateş kaynağı koymamız lazım. Ama Tomcraft'ta Nitor, yani şu arkadaş, ateş kaynağı olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda bir ışık kaynağı. Çok güzel de bir ışıklandırma yöntemidir kendisi. Evet, şimdi. Obsidian. Bir adet de Lapis Block. Evet, tabii bu. Altı obsidiyen blok gelecek mi? Gelecek sanırım. Aa, hayır, 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 hayır. Evet, şu ortalara 4. Sonrasında çiçekler. Ve lapis blok. Ve mana pylonlar. Ve işte bunu yapmaya çalışıyorum. Evet, ve structure complete.
Ve buna Wand of the Forest diye tıklıyoruz. Ve bir adet Botanya Achievement'ımız açılmış oluyor. Odds and Ends. Evet. Bu sayede güzel bir mana üretim kaynağı yapmış olduk sanırsam. Ya sonra mana üretim demişim. Mana üretim nereden çıktı ya? Kafam mana üretime gitmiş durumda. Enchant yöntemi. Evet. Blazer Road'dan gelin. Spark nasıl yapılıyordum? Evet. Tamam, bir tane gold nugget ortaya. Hangi çiçeği kullanalım? Bunu. Evet, ve biraz da mana üretmemiz lazım. Gold nugget. Tamamdır. Ve gelin bakalım. Spark. Sparky sparky spark. Ve bu nasıl işliyor diye soracak olursanız, bakalım enchant kitap enchanting kitaplarımızda neler var? Wrecking, sadece wrecking var. Enchant adam gibi bir enchanting yok. Bunun anlamı bolca enchanting, biraz XP kasıp onunla sürekli bir enchanting, yani bir kitap enchantlemem lazım. Ve bir de drain. Bunu yapmak istiyorum. XP drain. Bakalım şu altta var mı? Varmış da. XP drain ve bir adet Open Blocks tankı biraz. Glass Pain'im vardı. Neyse. Ve biraz da Obsidian. Evet. Ve bunu tabii ki de alt kata koyacağım. Çünkü alt kat. Evet. Sanırım bölüm burada bitmiş oluyor. Orada unutmadan şuradan da Blood Magic alanıma bir açılış olacak. Evet. Gördüğünüz gibi XP'mi toplamaya başladılar ve buradan da sağ tıklayarak XP'mi alabiliyorum. Aslında düşünürsek. Evet. O zaman bize teşekkürler. Kötü sıkıntı, iyi günler, iyi eğlenceler.